Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukteten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diğerli Haşr Risalesi'nden devam ediyoruz. Bu kısmı artık ezberlediniz. Orada da 10. sözün 1. zeyli olarak burada geçen ancak 9. şu anın mukaddimesi olduğunu bildiğimiz bölümde 2. noktadayız. Artık final yapacağız bugün inşallah diyorum. Geçen derste öyle demiştim ama yapamamıştık. Bir kaza yaşandı. Alarmı kapatmayı unutmuşum. Alarm çalınca kayıt kesildi. Bugün inşallah konuşamadığımız kadere imanla ahirete imanın ilgisini konuşacağız. Ve metni bitirmiş olacağız. Tevfik, hidayet, nur Allah'tan başlayalım. Ama biraz öncesinden alacağım. Geçen ders olduğu yerden, o geçişin olduğu yerden tekrar okumaya başlayacağım. Metni öylece bitireceğim. Sonra tekrar geri döndüğümüzde fakat kader bahsinin olduğu yerden tefekkür edeceğiz. Böylece yine uzatma imkanını kendimize vermeyeceğiz. Bu imkanı kendi elimden alıyorum yani. Başlayalım okumaya. Bismillah. Hem nasıl ki mezkur üç erkan-ı imaniye, onları ispat eden bütün delilleriyle haşre şehadet ve delalet ederler, öyle de ve bi melaiketihi ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala olan iki rükn-i imani dahi haşr-ı istilzam edip kuvvetli bir surette alemi bekaya şehadet ve delalet ederler şöyle ki: melaikenin vücudunu ve vazifi ubudiyetlerini ispat eden bütün deliller ve hadsiz müşahedeler, mukalemeler dolayısıyla alemi ervahın ve alemi gaybın ve alemi bekanın ve alemi ahiretin ve ileride cin ve ins ile şenlendirilecek olan dar-ı saadetin ve cennet ve cehennemin vücutlarına delalet ederler. Çünkü melekler bu alemleri izni ilahi ile görebilirler ve girerler. Ve Hazreti Cebrail gibi insanlarla görüşen umum melaike-i mukarrebin mezkur alemlerin vücutlarını ve onlarda gezdiklerini müttefikan haber veriyorlar. Görmediğimiz Amerika kıtasının vücudunu ondan gelenlerin ihbarıyla bedihi bildiğimiz gibi, 100 tevatür kuvvetinde bulunan melaike ihbaratıyla alemi bekanın ve dar-ı ahiretin ve cennet ve cehennemin vücutlarına o katiyette iman etmek gerektir. Ve öyle de iman ederiz. Elhamdülillah. Hem 26. söz olan Risale-i Kader'de iman-ı bil kader rüknünü ispat eden bütün deliller, dolayısıyla haşre ve neşr-i suhufa ve mizan-ı ekberdeki muvazene-i amale delalet ederler. Çünkü her şeyin mukadderatını gözümüz önünde nizam ve mizan levhalarında kaydetmek ve her zihayatın sergüzeşte hayatiyelerini kuvve-i hafızalarında ve çekirdeklerinde ve sair elvah-ı misaliyede yazmak ve her zihruhun hususan insanların defteri amallerini elvah-ı mahfuzada tespit etmek, geçirmek elbette öyle muhit bir kader ve hakimane bir takdir ve müdakkikane bir kayıt ve hafizane bir kitabet. Ancak mahkeme-i kübrada umumi bir muhakeme neticesinde daimi bir mükafat ve mücazat için olabilir. Yoksa o ihatalı ve inceden ince olan kayıt ve muhafaza bütün manasız, faydasız kalır, hikmete ve hakikate münafi olur. Hem haşir gelmezse kader kalemiyle yazılan bu kitab-ı kainatın bütün muhakkak manaları bozulur ki hiçbir ciheti imkanı olamaz ve o ihtimal bu kainatın vücudunu inkar gibi bir muhal, belki bir hezeyan olur. Elhasıl
İmanın beş rüknü bütün delilleriyle haşir ve neşrin vukuuna ve vücuduna ve dar-ı ahiretin vücuduna ve açılmasına delalet edip isterler ve şehadet edip talep ederler. İşte hakikat-ı haşriyenin azametine tam muvafık böyle azametli ve sarsılmaz direkleri ve bürhanları bulunduğu içindir ki, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hemen hemen üçten birisi haşir ve ahireti teşkil ediyor. Ve onu bütün hakaikına temel taşı ve üssül esas yapıyor. Ve her şeyi onun üstüne bina ediyor. Mukaddime nihayet buldu. Yani 10. sözün 1. zeyli hitama erdi. Elhamdülillah. Geçen derste de bir kere okumaya muvaffak olmuştuk burayı. Şimdi dönelim en başa ve en baş derken işte Kader Risalesi cümlesinin geçtiği kaderle ilgili bahisten itibaren tefekkür edeceğiz. Sözümüz söz, onu değiştirmiyoruz. Ama bir hatırlayalım, bunu hep yapıyoruz. Tekrarda bereket var. Yerleştiriyor insanın kafasına tekrar. 9. şu anın mukaddimesi olan bu bölüm, 10. sözün 1. zeyli diğer adıyla, bize erkan-ı imaniyenin diğer rükünlerinden ahirete imana kapılar açmayı öğretti. Yani Allah'a, kitaplara, peygamberlere iman, en genel onu anlattı. En baştan itibaren onunla geldi. Ama sonda da bak o kadar değil dedi. Ve bi melaiketihi ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala olan iki rüknü imani dahi haşr-ı istizam edip kuvvetli bir surette alemi bekaya şehadet ve delalet ederler dedi. Şöyle ki dedi, melaikeyi anlattı, onu geçen ders konuştuğumuz için dönmeyeceğiz. Şimdi kadere bakıyoruz. Kader ahirete nasıl işaret eder? Kader ahiretle nasıl ilgilidir? Kaderle ahiret neden birbirleri için olmazlarsa olmazdır? Onu da söyleyemedik ya. Nasıl söyleyelim? Birbiri için olmazsa olmazdırlar. Şimdi doğru ifade etmiş olduk. Aralarında niye böyle bir ilgi vardır? Burada onu okuyacağız, öğreneceğiz inşallah. Şimdi ince okumasını yapmayı deneyelim. Cenab-ı Hak inayetini lütfederse. Hem 26. söz olan Risale-i Kader'de, Kader Risalesi bu eserin 26. sözü, ona atıf yapıyor Bediüzzaman Hazretleri. Hem 26. söz olan Risale-i Kader'de imanı bil kader rüknünü ispat eden bütün deliller. Dolayısıyla haşre ve neşr-i suhufa ve mizan-ı ekberdeki muvazene-i amale delalet ederler. Bediüzzaman Hazretleri bunu eserlerinde sıkça yapar. Okuyanlar biliyorlardır. Dikkati çekilmemişlerin de ben dikkatini böylece çekmiş olayım. Kendi eserlerine çok atıf yapıyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani her eserinde demeyeyim ama çok sık birçok eserinde diğer eserlerine göndermeler var. Bunu işte 30. sözde anlattık, bunu veya işte 33. sözde anlattık gibi. Orada bunun işte sair delilleri var. Orada geniş anlattığım için burada kısa geçiyorum. İşte oradaki şuna da bak gibi göndermeler çok var. Neden yapıyor bunu Bediüzzaman Hazretleri? Allahu alem, ben şunu hissediyorum. Bir, bizim zihnimizi bir şeye alıştırıyor. Geçişkenliğe. Bu baştan beri hep konuşuyoruz. Bediüzzaman Hazretleri'nin karşısındaki insanların beynini, kalbini, ruhunu, alışkanlıklarını hareketlendirmek gibi bir kaygısı var. Ben böyle bir şey hissediyorum. Allahu alem. Böyle mesela metni okuduğunuz zaman şu bu değil. Ona da bak, oraya da git, orada da var. Yani ama gittiğiniz metin de ana konusu o, yine o olan bir metin değil. Başka bir mevzu. Ama orada ona da değinilmiş. Oraya gittiğiniz zaman başka bir ilgi daha öğreniyorsunuz. Bir uyanış yaşıyorsunuz. Esma-i İlahi arasında Bediüzzaman Hazretleri hep diyor ya, birbirine bakar, namları vardır. O hükümet daireleri gibi diyor. Kainattaki her bir yerde Cenab-ı Hakk'ın tasarrufu ayrı ayrı esmaların hakimiyetinde, hakim ismi mesela başka olur. Ama orada diğerine de bakan bir yön vardır, yan vardır. Orada ona bizi mesela yönlendiriyor. Esmalardan birbirine geçiş pratiği kazandırıyor bize. Burada da kendi metinlerine geçişkenlik pratiği kazandırıyor. Bu ne sağlıyor? Bizim kafamızda bir yatkınlık sağlıyor bence.
oradan oraya, buradan buraya, şuradan şuraya. Nur talebesinin de eğer işte bu eserleri gazete gibi okumamışsa, inşallah öyle okumamıştır, kafası bir şey kazanıyor böyle. Oraya, oraya. Ha burada şu da var, şu eserde de bu geçiyordu falan. Böyle bir dinamizm diyelim kazandırıyor diye hissediyorum ben. Allah'u lalem. Bunu paylaşmış oldum. Yoksa o metindeki delilleri buraya da alabilirdi. Ama gönderdi bizi oraya. Gidin bir bakın dedi mesela. Sadece bunu okumuş olmayın. Bir de ikinci neden, işte biri bu olarak söyledim. İkinci neden, o zaman eserler, Bediüzzaman Hazretleri'nin eserleri böyle külliyat olarak basılmıyordu biliyorsunuz ilk zamanlarda. Tek tek, nüsha nüsha, elden ele çoğaltılarak yayılıyordu. Allahu alem, yine kaydıyla söyleyelim. Mesela bir eseri aldınız ama bu yazarın başka eseri var mı? Bu müellifin, bu alimin başka eserleri de var mı? Nasıl haberiniz olacak? Arkasında reklam yok, bir şey yok. Ha, size o eseri getiren talebe haber verebilir. Ama onun dışında nasıl öğreniyorsunuz? Metni okurken atıflarla öğreniyorsunuz. Mesela ben aldım, 10. söz elime geçti. Okuyorum. Ha bak, burada 26. söze bir atıf var. Bu atıf da daha sonra konulmuştur metne büyük ihtimal. Çünkü 10. söz ilk yazılan eserlerden, 26. söz daha sonra yazılıyor. Demek ki Bediüzzaman Hazretleri bu notu daha sonra eklemiş. Yani Barla'da ilk yazdığı eserlerden birisi, hatta ilk yazdığı eser de diyenler var. Haşir Risalesi. Osmanlıca'da basılabilmiş yani, o zamanlar eski harfle basım, eskimeyen harfle basım, Kur'an harfleriyle basım yasaklanmamış. O imkana da kavuşmuş bir eser Haşir Risalesi. İçine bu notu eklemiş. Bunu eline geçiren insan, 10. sözü okuyan insan, ha bak bir de Kader Risalesi diye bir eseri varmış der yani. Bunu bütün eserlerinde yapıyor. Bence o elden ele gezmesinin de bunda bir payı var. Bu da aklıma gelmişken sizinle paylaştığım bir yan bilgi olsun arkadaşlar. Hem 26. söz olan Risale-i Kader'de imanı bil kader rüknünü ispat eden bütün deliller. Orada Bediüzzaman Hazretleri kaderin neden olmazsa olmaz olduğunu, kadere imanın insan için, İslam için neden görmezden gelinemez, inkar edilemez, bazılarının dediği gibi Kur'an'da yoktur falan filan demekle işin içinden çıkılamaz bir şey olduğunu ispat ediyor, deliller sunuyor. Biz biliyoruz ki işte yaratan bilmez olur mu hiç ayeti meali, kısa bir meali bu şekilde bile ispat etmeye yeter. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da kendisini alim olarak, hakim olarak tarif ettiği esması kadere iman etmeye yeter. Takdirinden bahsettiği ayetler, bizzat kader olmasın ama takdirinden, ölçülülükten, düzenden bahsettiği ayetler kadere iman etmeye yeter. Çünkü kaderin ifade ettiği o ilim öncesinde olmazsa bu düzen olmaz. Yani Cenab-ı Hak haşa sümme haşa bilmeden yapıyor olsa, işte o ayet-i kerimenin mealinin bize hatırlattığı şey, yaratan bilmez olur mu hiç? Yani yaratıyor yahu, yaratan yarattığını bilmez mi? Şimdi işte hep o örneği veriyorum. Çay yapmayı bilmesem ben size çay yapabilir miyim? Yapamam. Öncesinde ilim lazım. O ilim olmadığı zaman çay da yapamazsın, hiçbir şey de yapamazsın yani. Ama alem zaman içinde sürekli yaratılıyor değil mi? Bizim için zaman içinde ama Cenab-ı Hakk'ın nazarında, o Cenab-ı Hak zaman onun mahluku, Cenab-ı Hak zamana mahkum değil ki. Bütün alem belki bir an. Allahu alem, bunu şey olarak söylüyoruz zihnimize yaklaştırmak için. Onun ilmi olması öncesinde o an nasıl vücuda gelecek? Yaratan o. Ben yaratmıyorum, ben bilmek zorunda değilim. Ben yaratmıyorum çünkü. Mesela su molekülleri nasıl bir arada duruyorlar? Benim bunu bilmeme gerek yok. Çünkü onu yapan ben değilim. Cenab-ı Hak yaratıyor. Ama Cenab-ı Hak da bilmezse o yük kime kalacak? Yaratılıştaki bilgi yükü, bilme yükü lazım. Çünkü bilinmeden hiçbir şey vücuda gelemez. O yük kime kalacak? Allah geleceği bilmez, Allah her şeyi bilmez. Haşa böyle şeyler söyleyenler, böyle herzeler savuranlar. Mevzuun bu yanını anlayamıyorlar. Yani en basit fiziki bir şey bu. Bir şeyin ilmini bilemezsen o vücuda getiremezsin. Bilmiyorsan, marangozluğun yoksa masa yapamazsın. Elektrik uzmanlığın falan filan yoksa işte devre çekemezsin. Şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. İlimin varsa o ilimle, iraden de varsa, kudretin de varsa amel edebilirsin yani.
Gidelim kainatın tamamına. Cenab-ı Hak vahdet sahibi, bütün kainatı vahidiyetiyle o yönetiyor, yaratıyor. Peki bu bilgi öncesinde yoksa, bizim için önce, onun için ezel. Zaman dışılık ezel. Yani zamana mahkum olmayış ezel. Cenab-ı Hak kadim çünkü. Onun öncesi yok. Ama o olmazsa, yani o biliş olmazsa vücut nasıl olabilir? Sen iki tane şeyi, kabloyu bilmezsen birbirine bağlayamıyorsun. Cenab-ı Hak alemde neleri neleri birbirine bağlamış yahu. Yani iki kablo, üç kablo işi değil. Rahmetli amcam elektrikçiydi. İyi de bir elektrikçiydi yani. Amcaoğluyla ben de onun çıraklığını yapıyorduk işte. İlkokulda biraz yaptık, ortaokulda biraz yaptık, biraz da lisede yaptık. Şimdi bir buvat bağlama mevzusu var. Orada kablolar iki yerden, üç yerden, dört yerden geliyor. Bizim amcaoğlu Turan, onun kafası iyi çalışıyordu ona. Tıkır tıkır çözüyordu, babasından geçen özellik. Ben o sistemi bir türlü çözemedim. Hani oradan gelen nereye bağlanıyor, buradan gelen nereye gidiyor? Belki de çok ilgim de olmadığından elektrikçiliğe. Onu çözemedim. Amcam derdi ya, Ahmet sen zeki de çocuksun ama niye bunu anlamıyorsun diye şaşırırdı böyle yani. Bilmiyorum ve onu ben yapamıyorum. Ben amcaoğlu çıkıyor, Turan çıkıyor. Ben ona alttan kabloları veriyorum. Ona çıraklık ediyorum. Bak, bilen yapabiliyor, bilmeyen yapamıyor. 4-5 tane kablo fazla bir şey değil oradaki. Veya pano. Panoyu amcaoğlu da yapamıyordu. Onu amcam yapabiliyordu. Yok, kaç tane kablo diyelim. Dairelerden gelen kablolar, onların orada organize olması lazım. Bilmeyen yapamıyor, bilen yapıyor. Ya alemi nasıl bilmeden yapabilir Allah yahu? İşte o biliş, o ilim kaderle ifade ediliyor. Cenab-ı Hakk'ın kader demesi bize kendi bilgisinden haber vermesi bir yönüyle. Kaderi inkar eden bilgi yönünü inkar ediyor. Yaratılışın bilgi yönünü inkar ediyor. Kaderi inkar eden, altını çizerek bir daha söylemek istiyorum. Kaderi inkar eden yaratılışın bilgi, biliş yönünü inkar ediyor. Cenab-ı Hakk'ın alim gibi, hakim gibi, daha nice nice o bilgiyi gerektiren ismini inkar ediyor. Cenab-ı Hak alimim diyor, her şeyi bilen benim diyor. Adam diyor, Cenab-ı Hakk'ın her şeyi bildiğini nereden çıkarıyorsunuz diyor. Allah Allah, ahir zaman bize neler gösterdi arkadaşlar. Cenab-ı Hak ıslah eylesin, ıslahları mümkünse, değilse ümmetin başından def etsin onları. Pekala, tekrar dönelim metnimize, çok konuştuk. İmanı bil kader rüknünü ispat eden bütün deliller, şimdi oraya atıf yapmayacağız çünkü inşallah ömrümüz yeterse o metni ayrıca konuşacağız. Merak edenler ama üstad gibi biz oraya yönlendirelim. O eseri alın bir okuyun yani. Çünkü bütün deliller dolayısıyla haşre, yani dirilişe, neşr-i suhufa, amel defterlerin neşredilmesi, değil mi? Ahiretle ilgili ayetlerde, hadislerde buna dair çok bilgi var. Cenab-ı Hak amel defteri sağından, önünden verilenlerden eylesin, arkasından, solundan verilenlerden eylemesin hiçbirimizi. Onu gördüğümüzde artık o nasıl bir teknoloji olacaksa, dünyevi tabirlerle söylüyoruz, o amel defterinde insan bütün hayatını görecek. Diyecek ki, ya hiçbir şey ıskalanmamış, vay benim halime diyecek, hiçbirisi görünmez bir anım bile yokmuş diye böyle insan orada şey yapacak. Dizlerini dövecek yani, bak nasıl da takip edilmişim hayretle, onu belki Cenab-ı Hakk'ın celalini orada hissederek söyleyecek insanoğlu. Buna dair rivayetler var. İşte o neşr-i suhufta amel defterlerin neşredilmesi ve mizan-ı ekber, amellerimizin tartılacağı yer, o da nasıl olacak? Bu herhalde bizim bakkal tartısı gibi olmayacak, daha değişik bir şey olacak ama bizim aklımıza Cenab-ı Hak bunlarla yaklaştırıyor. İşte bu mesela neşr-i suhuf diyor, haşir diyor, mizan-ı ekber diyor. Bizim aklımıza bir şeyler geliyor ama elbette o değil. Yani o hiçbir şey, onunla o olmaz. O çok daha değişik bir, yine teknoloji ifadesini kullanacağım ama tırnak içinde kullanacağım. Orada öyle ahiret, darül kudret olduğu için ahiret, orada öyle işler olacak ki, evet biz onu ancak bunlarla anlıyoruz ama bunun gibi de değil tam. Çok değişik. Yani insanın bütün amelleri nasıl tartılır ya? Tartılacak işte. Günahın bir yere konacak, sevabın bir yere konacak. Bunu tartan bir alet. Nasıl bir alet? Mizan-ı Ekber. Düşün yani, öyle bir
bir şey var orada ahirette. Ondan sonra o tartıdan sonra insanlar cennet cehenneme taksim edilecek. Cenab-ı Hak cennette gidenleri de eylesin. Cehenneme ayağımızı bastırmasın. Tenimizi ateşine değdirmesin. Bizi o azaptan muhafaza eylesin. Evet, Mizan-ı Ekber'deki muvazene-i amale delalet ederler diyor. Kaderin ne kadar delili varsa ahiretinde o kadar, ondan fazla, kader de ona dahil olduğu için sayısı artıyor. Onların hepsi ahiret için de geçerli. Kaderin ne kadar delili varsa, Bediüzzaman Hazretleri'nin özetle dediği bu, kaderin ne kadar delili varsa hepsi ahiret için de geçerli. Allah Allah, nasıl? Hatta her bir parçası için, sadece ahiret özet olarak değil, haşir, neşri, suhuf, mizan-ı ekber, muvazene-i amal, amellerin ölçülmesi, hepsine delalet eder diyor. Hepsine işareti var. Delalet, işaret demek. Çünkü her şeyin mukadderatını, mukadderat yani kaderde yazılı olan, başımıza gelecek olan, bakalım burada ne diye verilmiş, alttaki sözlükten okuyayım. Allah tarafından takdir olunmuş işler, başa gelecek olaylar. Evet, biz de böyle anlamıştık. Her şeyin mukadderatını gözümüz önünde nizam, yani düzen, mizan, ölçüllükle, levhalarında kaydetmek ve her zihayatın sergüzeşt-i hayatiyelerini kuvve-i hafızalarında ve çekirdeklerinde vesair elvah-ı misaliyede yazmak ve her zihruhun hususan insanların defteri amallerini elvah-ı mahfuzada tespit etmek, geçirmek elbette öyle muhit bir kader ve hakimane bir takdir ve müdakkikane bir kayıt ve hafizane bir kitabet. Ancak mahkeme-i kübrada umumi bir muhakeme neticesinde daimi bir mükafat ve mücazat için olabilir. Bize burada Bediüzzaman Hazretleri bir amaç söyledi. Bir amaç delili sundu. Nedir? Dedi ki kainatta hepiniz yaşıyorsunuz, tecrübe ediyorsunuz ki bir kayıt alınma hakikati var. Kayıt alınma hareketinin... Kayıt alınma hakikati ne demek? Dilim dönmedi yine. İçeyim ben gene sıcak suyumdan. Kayıt alınma hakikati ne demek? Her şey her şeyde iz bırakıyor. Bunu daha önceki derste de böyle girdik ama tam konuşamadık. Kriminal dizileri izliyorsanız ya da sinema filmleri izliyorsanız biliyorsunuz ki bir katil bir yere girdiği zaman, bir suçlu bir yere girdiği zaman her yerde iz bırakıyor. Parmak izi bırakıyor, doku bırakıyor, saç kılı bırakıyor, şu oluyor, bu oluyor, ayağını bastığı yerde ayakkabı izi kalıyor falan filan. Bütün bu izler, ses izimiz bile duvarlarda bırakılıyormuş. Mesela sesimiz, konuştum ben burada, bu izler duvarda kalıyor. Teknolojisi olsa o izler tekrar okunabilecek. Hatta onunla ilgili bir video da vardı. Bir yerde denemişler yani bir sesi böyle tekrar izden tekrar sese dönüştürmeyi başarmışlar da galiba. Ama teknoloji tam ne konumda bilemiyorum. Bilim kurgu şeylerinde falan böyle duyuyoruz. Yani adam sesi tekrar canlandırıyor. Binlerce yıllık mağarada işte oradaki yerlilerin konuştuğu dili duvardaki izlerden tekrar ses olarak dönüştürebiliyor. Nasıl plaktaki izler ses oluyor, kasetteki izler ses oluyor, CD'lerdeki izler tekrar ses oluyor, görüntü oluyor. Bizim sesimiz de duvarlarda, şurada burada her yerde, değdiği her yerde iz yapıyormuş. Hatta görüntümüz de. Mesela uzun süre bana burada ışık geldi. Bu ışık da benden yansıdı duvara. Bu duvarda benim izim var. Ben şu an bu teknolojiyle, bu gözle anlayamıyorum. Ama ileri teknoloji sahibi olan oraya bir şey yapıyor. Bilmem bir operasyonlar falan. Benim izimi orada buluyor. Cenab-ı Hak böyle bir kanun yaratmış. Dikkatimizi çekmesi lazım. İzler, kayıtlar, yansımalar her yerde. Bütün bunlar neyden haber veriyor peki? Hemen dönüyoruz tekrar metnimize. Her şeyin mukadderatını gözümüz önünde nizam, düzen, mizan ölçülü levhalarında kaydetmek. Levhalar bak, her şey levhalarda kaydediliyor. Duvarlarda, yüzlerde, kalplerde, hafızalarda, CD'lerde, şunlarda, bunlarda, neler nelerlerde, DNA'larda mesela atalarımın genleri bende kayıt oluyor böylece.
daha nice nice şekillerle, yöntemlerle bir kayıt altına alma şeyi sürüyor. Nizam ve mizan levhaları diye tarif ediyor Bediüzzaman Hazretleri. Düzen ve ölçülülük levhaları. O da mesela düşünürseniz ölçülülük de nizam da bir şey. Yansıma gibi, bir iz bırakma gibi. Şimdi fiil önceden de yaşanıyor ama sonrakinde de aynı fiil yaşanıyor. Sanki o kayıt altına alınmış ve tekrar ediyor o fiil. Mesela işte suyun 100 derecede kaynaması. Bir kere de 100 derecede kaynıyor, iki kere de, üç kere de, dört kere de. Sanki o 100 derecede kaynama işi düzen diye bir şeyin içinde yansımaya devam ediyor. Kafanızı mı karıştırdım? Olabilir. O konuya çok girmeyeyim o zaman. Yani bu mizan ve ölçü de belki bir yansıma. Kayıtların, sınırların, kuralların, emirlerin yansıması diye düşünülebilir. Nizam ve mizan levhalarında kaydetmek ve her zihayatın, yani canlının hayat sahibinin, zihayat hayat sahibi, sergüzeşte hayatiyelerini, hayat öykülerini, hayat maceralarını, biyografilerini diyelim, sergüzeşte hayatiyelerini kuvve-i hafızalarında, yani yaşayışın senin hafızanda yansıyor. Tecrübelerin, gördüğün, ettiğin, konuştuğun, karşılaştığın, duyduğun senin hafızanda yansıyor ve orada iz bırakıyor. Nasıl işte fotoğrafta görüntün iz bırakıyor o ekrana yansıdığın zaman filme, filmi yakıyor senin yüzünden yansıyan ışık. Orada bir iz bırakıyor, ondan senin fotoğrafın elde ediliyor. Bunun gibi de hafızada da her şey yansıyor ve arşivleniyor. Kayıt altına alınıyor. Cenab-ı Hak beynimize kamera koymuş. Çok üstün hatta, kamera bir şey değil onun yanında yani. Kuvve-i hafızalarında, hafıza kuvvetlerinde ve çekirdeklerinde. Bak, bitkilerin çekirdeği de bir hafıza. Ağacının ne olduğunu saklıyor. Elma ağacının çekirdeği babasının elma olduğunu hatırlıyor, anasının elma olduğunu hatırlıyor yani. Aynı şekilde o da elma oluyor. Bu da bir hatırlama. Dedi ki o nizam, mizan levhaları, oğlun atasını tekrarı da bir yansıma aslında. Aynı özellikler onda da devam ediyor. Ve çekirdeklerinde ve sair elvah-ı misaliyede, yani misali levhalarda, bizim daha bildiğimiz, bilemediğimiz, kim bilir nerelerde ne yansımalar oluyor. Alemi misalde kim bilir ne yansımalarımız oluyor. Biz şu an dört boyutlu alemdeyiz. Diyorlar ki işte altı boyut daha var. Michio Kaku'nun Einstein'dan Ötesi kitabında okumuştum. Bir kısmı diyor altı boyut daha var. Bir kısmı diyor on boyut daha var. Bir kısmı diyor yirmi küsür boyut daha var. Yani alem o kadar boyutluymuş. Bundan dört boyutlusunun içinde biz yaşıyoruz. O boyut diğer boyutlarda neler yansıyor? Hatta görelilik teorilerinin, Einstein'ın görelilik teorilerinin doğru olması için beşinci bir boyut daha gerekiyormuş. Einstein onu bir Rus matematikçi miydi, fizikçi miydi yazmış. Einstein diyor ki duyduğum ilk günden beri buna hak veriyorum. Evet, benim teorilerimin doğru çalışması için böyle bir şeye ihtiyaç var. Ama ben bunu tespit edemedim diyor. Yani alemde tespit etmenin yolunu bulamadım. Bunda ilerleyemedim diyor Einstein. Orada Michio Kaku'nun Einstein'dan Ötesi kitabında biraz da o konuya giriliyor. Bazıları diyorlar o boyut var ama o kadar küçük ki giremiyoruz biz o boyuta falan diyorlar. Böyle teoriler var. Yani sığmıyormuşuz. Şu an alemde bir boyut daha var ama biz o boyuta sığmadığımız için sadece dört boyutlu olarak gözüküyormuşuz falan filan. Oralara girmeyelim. Çok da dallanmasın. Ama evet, elvah-ı misaliye, bir sürü elvah-ı misaliye var. Yansıyoruz oralarda ama haberimiz yok. Sair elvah-ı misaliyede yazmak ve her zihruhun, ruh sahiplerinin, hususan insanların defteri amallerini, amel defterlerini elvah-ı mahfuzada, işte yazılıyor değil mi yaptığımız bütün işler. Biliyoruz ki omuzlarımızda kiramen katibin melekleri var, onlar yazıyor. Belki başka melekler de var. Camiye girdiğimizde camiye girdiğimizi yazıyor. Oruç tuttuğumuzda oruç tuttuğumuzu yazıyor. Mukaddes beldelere, hacca, umreye gittiğimizde hacca, umreye bu geldi diye yazıyor. Omuzdakiler yazıyor. Bir de oranın katipleri vardır belki, onlar da yazıyor. Belki
Allah dostlarının kaydını tutan başka melekler var. Onlar da eğer o şeye bir girip çıktıysak, biz orada kalamış mıdır, kalamamışızdır herhalde ama Cenab-ı Hak lütfederse olur bunlar. O da bize lütfetsin, onun dostlarından olmayı nasip eylesin. Biz muhtacız yani buna. Ama hak ediyor muyuz o ayrı, hak etmiyoruz o ayrı. Onları kayıt altına alan melekler var. Ve onların levhalarında bunlar yazılıyor. Defter-i amallerini elvah-ı mahfuzada tespit etmek, geçirmek elbette muhit bir kader ve hakimane bir takdir. Muhit bir kader, kuşatıcı bir kader ve hakimane bir takdir hikmetle. Yani takdir ediyor da amaçsız mı? Hayır, hikmetle, yerli yerinde oluyor her şey. Bu hem onu gösteriyor hem de o bununla oluyor. Yani hikmet takdirin delili. Yani o yerli yerinde olması takdirin delili. Ama hikmetin yerinde olması da takdirle. Allah öyle takdir ettiği için o hikmetli. Ama o hikmeti gördüğünüz zaman da takdire varıyorsunuz. Bunu buraya özellikle bir takdir etmiş birisi koymuş diyorsunuz. İşte elektronik bir cihaz açıyorsunuz. Oradaki her bir parçanın durduğu yer, yapılışı falan bir hikmeti var. Diyorsun ha bu adam bunu şu yüzden şuraya takmış, bu yüzden şunu şuraya koymuş, fanı bu yüzden şuraya takmış. Bak o hikmeti takdirle hikmetten takdiri anladınız. Ama takdir olmasaydı da o hikmet okunmazdı. Bilmem anlatabildim mi? Hakimane bir takdir ve müdakkikane bir kayıt. İnceden inceye bir kayıt. Hiçbir şey ıskalanmıyor. Ve hafizane, yani hıfzedici bir kitabet, koruyucu, saklayıcı bir kitabet, yazım. Ancak mahkeme-i kübrada umumi bir muhakeme neticesinde daimi bir mükafat ve mücazat için olabilir. Daimi bir mükafat ve mücazat, ceza vermek için olabilir. Nasıl geldi buraya bağladı? Ya işte o kayıt hakikati, yine başta söylediğimize dönelim. Ya bu kadar işlem niye yapılıyor eğer bir denetleme yoksa, bir envanter alınmayacaksa, bir firmada çalıştığınızı düşünün, bir sürü muhasebe işlemi dönüyor. Giren mal kaydediliyor, giren eleman kaydediliyor, çıkan mal kaydediliyor, çıkan eleman kaydediliyor, faturalar kesiliyor, elektrik nasıl yakıldı onlar kaydediliyor falan filan. İnceden inceye herkesin attığı her adım kaydediliyor diyelim. Her şey evraklı, belgeli. ISO 9001 şeyiyle, güvencesiyle çalışan bir firma bu. Her şey kayıtlı, belgeli. Kim ne iş yapmışsa diğerine onun evrakıyla gitmiş. Dersin ama en sonunda da günün bitiminde de o evraklar toplanıp yakılıyor. Dersin ki ya bu ne mantıksız iş. Eğer bunlar yakılacaksa, toplanıp ziyan edilecekse niye bu kadar takip ediliyor ki? Rahat bıraksınlar milleti madem bundan bir sonuç çıkarılmayacaksa eğer. Rahat bıraksınlar milleti. Ne evrak ne bir şey. Giren çıkan istediği saatte girsin çıksın falan filan dersiniz. Aynı onun gibi de Cenab-ı Hakk'ın bu kainattaki bu kadar kaydı, ölçüsü, tartısı, saklaması, yansıtması, iz bıraktırması, bütün bunlar eğer bu raporlar, bu envanterler, bu işte belgeler, bu sayımlar bir yerde muhasebeye uğramayacaksa, bir denetlemeye uğramayacaksa, oradan bir sonuç, bir son Z raporu gibi bir şey alınmayacaksa ne için olabilir yani? Amaçsızlaşmaz mı? Yani ahiret olmasa o takdir, o ölçü, o kader amaçsızlaşır. Niye uğraştın bu kadar? Niye bu kadar kaydettin? Niye bu kadar işte iz bıraktırdın, melekleri yordun? Haşa onlar yorulmazdı işte hani anlatmak için, yaklaştırmak için fehmimize bunları tercih ediyorum, bu yolları kullanıyorum. Yoksa çoğu insani ifadeler. Yani bunlar niye oldu ya? Madem sonunda bir hesap yok, bunlar niye oldu bu kadar karışıklık, görüşüklük, bilmem işler, güçler karıştırıldı. Envanterler, şunlar, bunlar bu kadar içine girildi, dışına çıkıldı, her yerde iz bırakıldı. Her şey kayıt altına aldı. Bunlar ne için? Demek ki ahiret oradan da delilleniyor. Her yerdeki o hafıziyet hakikatinden, ismi hafiz tecellisinden de ahirete kapı açılıyor. Bakınız bir esmada nereye geldik? İsmi hafiz. İsmi hafiz bizi hem kadere bağladı hem ahirete bağladı.
Bir taraf kadere bakıyor, bir tarafı ahirete bakıyor. Gördünüz ismi hafiz nasıl açıldı. Yoksa o ihatalı ve inceden ince olan kayıt ve muhafaza bütün bütün manasız, faydasız kalır, hikmete ve hakikate münafi olur. Evet, bu kısmı anladınız. Hem haşir gelmezse, kader kalemiyle yazılan bu kitab-ı kainatın bütün muhakkak manaları bozulur ki, hiçbir cihat-i imkanı olamaz. Hem haşir gelmezse, kader kalemiyle yazılan bu kitab-ı kainatın bütün muhakkak manaları bozulur ki, hiçbir cihat-i imkanı olamaz. Ve o ihtimal, bu kainatın vücudunu inkar gibi bir muhal, belki bir hezeyan olur. Şimdi burası mesela biraz bana değişik geldi ilk okuduğumda da. Yani ne demek kader kalemiyle yazılan kitab-ı kainatın bütün muhakkak manaları bozulur haşir gelmezse? Allahu alem, ben kafamda bunu şöyle bir yere bağladım. Şimdi kader ile yazılmış olan bütün her şey, bu alemde vücut bulmuş olan bütün her şey anlamını ancak ahiretle devam ettirebiliyor. Nasıl söyleyeyim? Bir suya yazı yazmak var, bir de taşa yazı yazmak var. Şimdi suya yazdığınız, daha kalemi kaldırdığınızdan hemen sonra kayboluyor. Yazış da anlamsızlaşıyor. Oraya ne yazarsanız yazın, isterseniz en hikmetli cümleleri yazın. Ama o yazı kalmadığı için mana bozuluyor. Kalem oynarken suyun üzerinde bir taraftan da mana bozuluyor. O suyun tekrar eski haline dönmesinden ötürü. Allahu alem, ahiret olmazsa da insanın veya diğer canlıların veya alemin bizzat kendisinin varlığı suya yazılmış yazı oluyor. Kalmıyor ki. Cenab-ı Hak yazdı, neler neler, ne anlamlar, ne hikmetler, ne sanatlar, ne tarifler, onun esmasını, sıfatlarını, şeyn-i rububiyetini anlatan neler neler neler, ama gittiler. Bak, manalar bozuldu, kalmadı. Cümleler kalmadı. Tekrar hiçlik olursa eğer her şey, işte suyun üzerine yazı gibi olur. Dalgalandı, gitti, tekrar hiçlik oldu. O zaman ne olur? O yazım emeği boş olur. Hani böyle neticesiz işler için o ifadeyi kullanırlar. Suya yazı yazmak gibi derler. Seninle konuşmak suya yazı yazmak gibi derler mesela. Veya işte bütün emeğim suya yazı yazmak gibi oldu derler. Bu ifade ne için kullanılır bu tabir? Hani kalmadı, kalıcı olmadı, bir iz bırakamadım manasında kullanılır. İşte üstad burada bence ona değiniyor. Hem haşir gelmezse, kader kalemiyle yazılan bu kitab-ı kainatın bütün muhakkak manaları bozulur ki, hiçbir ciheti imkanı olamaz. Ve o ihtimal, bu kainatın vücudunu inkar gibi bir muhal, bir imkansızlık, belki bir hezeyan olur. Yani bir saçmalık olur. Bir hezeyan burada nasıl verilmiş? Saçmalama, evet, o da şekilde verilmiş. Zırva olur yani, demek istiyor. Hem haşir gelmezse, kader kalemiyle yazılan bu kitab-ı kainatın, kainat kitabının bütün muhakkak manaları bozulur ki, hakiki manaları bozulur ki, hiçbir cihet imkanı olamaz. Ve o ihtimal, bu kainatın vücudunu inkar gibi bir muhal, imkansızlık, belki bir hezeyan olur. Elhasıl, imanın beş rüknü bütün delilleriyle haşir ve neşrin vukuuna ve vücuduna ve dar-ı ahiretin, ahiret yurdunun vücuduna ve açılmasına delalet edip isterler ve şehadet edip talep ederler. Amenna. İşte hakikat-ı haşriyenin azametine tam muvafık böyle azametli ve sarsılmaz direkleri ve burhanları, delil, kesin delilleri olduğu içindir ki, Kur'an-ı mucizül beyanın, beyanı mucize olan Kur'an'ın hemen hemen üçten birisi haşir ve ahireti teşkil ediyor. Ve onu bütün hakaikına temel taşı ve üssül esas yapıyor ve her şeyi onun üstüne bina ediyor. Kur'an'da mesela bunu hiç kendimize sorduk mu? Bakın, Bediüzzaman Hazretleri şimdi aklımıza bir soru düşürdü. Cevabını da öğretti ama soruyu da düşürdü. Ya Kur'an niye hep haşirden bahsediyor? Niye cennet cehennemden bu kadar çok bahsediyor? Burayı okuyana kadar ben şey diye düşünürdüm. Yani bizi teşvik etmek istiyor ya da bizi korkutmak istiyor. Bu dünyada yaptıklarınızın bir sonucu var diye.
Elbette hikmetlerinden birisi de budur. Bunu reddetmiyoruz ama bakınız bir hikmet daha öğrendik. Haşir o kadar hakiki bir şey ki, hayatın o kadar ayrılmaz parçası ki bu fani hayatın haşir, bu fani hayatın anlamına kavuşması için o kadar gerekli bir şey ki, Kur'an onun gücünden dolayı, yani ifade ettiği hakikatin olmazsa olmazlığından dolayı kendisini onun üstüne bina ediyor. Bir nevi Allahu alem tabiri caizse, okuyayım cümleyi tekrar, siz de çıkaracaksınız o manayı. İşte hakikati haşriyenin, haşrin hakikatinin azametine, büyüklüğüne tam muvafık, uygun, öyle azametli ve sarsılmaz direkleri ve bürhanları, kesin delilleri bulunduğu içindir ki Kur'an-ı mucizül beyan, beyanı mucize olan Kur'an'ın hemen hemen üçten birisi haşir ve ahireti teşkil ediyor. Ve onu bütün hakaikına, içindeki hakikatlerine temel taşı ve üstül esas yapıyor. Esasların esası. En üstün esas gibi söyleyelim. Burada nasıl verilmiş? Üstül esas. Temel esas diye verilmiş. Daha doğru bir tabir gibi geldi. Üstül esas yapıyor ve her şeyi onun üstüne bina ediyor. Şimdi bazılarımız şöyle düşünebilir. Ya ahiret ispat etmesi zor bir şey. Yani üstüne çok konuşulması kolay değil. Bugünkü fizikle, kimyayla, biyolojiyle falan onu ifade edemiyoruz tırnak içinde. Bu dünyada gösteremiyoruz. Çok da hani Allah'a inandıktan sonra falan filan ahireti anlatmak lazım gibi geliyor. Ama Bediüzzaman Hazretleri bak Kur'an'ın mesleği böyle değil diyor. Kur'an diyor ki ahiret o kadar güçlü, dayanakları o kadar sağlam ve insan için o kadar olmazsa olmaz bir şey ki diğer hakaikti de Kur'an ahireti dayandırıyor. Nasıl? Haşir Risalesini okuyunca bunu anlamak mümkün, ne kadar sağlam olduğunu. Ama demek ki bizim orada eksik mesaimiz de var. Yani evet, ulemamızdan Allah razı olsun bize nice hakikatler anlatmışlar. Fakat mesela biz haşrin hakikatini nasıl olmazsa olmaz olduğunu çalışmamışız yani yeterince. O eserlerden bakıp çıkarıp avama bizim anlayacağımız şekilde sunamamışız. Çünkü sunsak Kur'an güveniyor ona, bizim de güvenmemiz lazım. Kur'an güveniyorsa kesin o şeydir, sağlamdır yani, sarsılmaz bir şeydir. Ama biz böyle acaba öyle mi böyle mi falan, çok bu topa girmeyelim, bu biraz spesifik konular falan filan diyenlerimiz var. Allah bizi öyle söyletmesin ama bu güvensizliğimiz Kur'an'ın şeyini kavrayamamamızdan. Ya, üçte birisi haşir yahu, güvenilmez mi buna? Diyelim ve burada fasıla verelim zaten yine. Kısa yapalım derken yine 40 dakikayı bulduk. Çok da kısa yapamadık. Elhamdülillah arkadaşlar, böylece 10. zeylin 1. parçasını bitirmiş olduk. 10. sözün 1. zeylini bitirmiş olduk. Şimdi artık zeylin 2. parçasına geçeceğiz. Bir dahaki derste elbette geçeceğiz artık. Bu derste sizi daha fazla yormayacağım. Cenab-ı Hak afiyet verirse istikametle inşallah bizim kalbimizi, ruhumuzu ehl-i sünnet ve cemaat dairesinde İstihdam ettiği sürece inşallah son nefesimize kadar öyle istihdam eder. İhlas-ı etemle istihdam eder. Bu dersleri yapmaya devam edeceğiz. Ve Haşir Risalesini bitirmemize çok kalmadı diyebilirim. Herhalde bir 10-20 dersten sonra Haşir Risalesi ile vedalaşırız. 11. söze gelmiş oluruz. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة